Uyuyan prenses. Bir, iki, üç, dört, beş. Saklandınız mı? Gelebilir miyim? Henüz değil. Saymaya devam et. Sen de havuç kafa. Batmak yok. Hazır olunca bize haber ver Damlacığım. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Hazırız. Hazırız. Ha? Neden saklanmadınız? Sizi bulacaktım. Biz saklanmadık ama bulman için oyuncaklar sakladık. İyi ama saklanmaç böyle oynanmaz ki. Bugün de başka türlü oynayalım dedik Tuğba. Oyuncaklarımızı sakladık. Ve şimdi ikimiz onları arayacağız. Gördün mü? Şimdiden birini buldum bile. Hadi sen de bulmaya çalış Tuğba. Çok eğlenceli. Ama ben her zaman oynadığımız saklanmaçtan oynamak istiyorum. Giyinmece oynama zamanı. Bu oyun giyinmece. Oynarız gündüz gece. Dönüşürüz her şeye. Dansçı doktor periye. Bugün hepimiz kraliyet balosundaki prensesler olacağız. Yaşasın. Harika. Harika. Bu oyun giyinmece. En sevdiğimiz oyun bu. Ay, şu şatonun güzelliğine bakın. Balo kıyafetlerimiz de çok şık. Bu dansı bana lütfeder misiniz prenses? Memnuniyetle. Kraliyet balosunda böyle dans edilmez ki. Orada vals yapılır. Bakın. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Sen de bize katılsana Tuğba. Teşekkür ederiz havuç kafa. Bizi baloya götürecek güzel bir araba bulmuşsun. Rica ederim Prenses Damla. Gidiyoruz. Şu işe bakın. Gerçekten de balo salonundayız. Her şey ne kadar da güzel. Şu zırhlı şövalye de baloya katılmış. Hoş geldiniz. Ha? Sen iyi misin avuç kafa? Merak etmeyin. Benim hatamdı. Pasta mahvoldu. Özür dilerim. Önemli değil havuç kafa. Çok lezzetliymişsin. Bu ses de ne böyle? Gelin gidip bakalım. Hayır. Durun. İçeride tehlikeli bir canavar olabilir. Benim dünyamda tehlikeli canavarlar olmaz havuç kafacığım. Ama bu prenses. Şşt. Prenses uyuyor. Yok, olamaz. Prenses yine uykuya dalmış, hayır. Kraliyet balosunu kaçıracak desenize. Bütün akşamımız mahvoldu. Hayır, böyle bir baloyu kaçıramaz. Neden onu uyandırmayı denemiyorsunuz Sayın Prens? O dediğini bir kere yapmıştım. Ama uyandırdığımda geceydi ve bu sefer de sabaha kadar uyanık kaldı. Uyutamadım. Anlamadım. Bütün gece uyanık mı kaldı? Evet. O günden beri her gece uyanık kalıyor. Bütün günde böyle uyuyor. Belki bu onu uyandırabilir. Başardınız. Onu uyandırdınız. Ama saat şimdiden bir olmuş bile. Duydunuz mu? Gong bir kere çaldı.
Maalesef çok az zamanımız kaldı. 2 saat sonra saat 3 olacak ve balo başlayacak. Olamaz. Geç kalacağız. 2 saatte hazırlanabilir mi dersiniz? Siz hiç merak etmeyin sevgili prens. Biz hallederiz. Önce güzel bir elbise giydirelim. Şimdi de ayakkabılar. Ve sıra saçına geldi. Çok güzel oldu. Bir. İki. Bir saat geçmiş olmalı. Demek ki saat 2. Yalnızca 1 saat sonra saat 3 olmuş olacak ve balo başlayacak. Prensesi balo salonuna götürebiliriz. Aa, ne kadar da şık olmuşum. Yardımınız için hepinize teşekkür ederim. Rica ederiz prenses. Lütfen yine uyumayın prenses, lütfen. Ama ben gündüzleri hep uyurum. Size gündüzleri yapabileceğiniz başka şeyler gösterebilir miyim? Ay ışığı çok güzeldir. Ama güneş de hep neşe verir. Gezersin, zıplarsın, oynarsın. Sonra da zaten gerisi gelir. Zordur görmek geceleri. Güneş ise aydınlatır her yeri. Gezersin, zıplarsın, oynarsın. Çok eğlencelidir gündüzleri. Soğuktur hava geceleri. Güneş ise hemen ısıtır içini. Gezersin, zıplarsın, oynarsın. Çok eğlencelidir gündüzleri. Mum yakarsın geceleri. Güneş ise aydınlatır her yeri. Gezersin, zıplarsın, oynarsın. Çok eğlencelidir gündüzleri. Damlacığım, gündüzleri yapacak ne güzel şeyler varmış. Sana çok teşekkür ederim. Rica ederim prensesim. Hadi artık balo salonuna inelim. Prens saatlerdir bekliyor. Şu işe bakın. Prenses yine uyuyakaldı. İstese de uyanık kalamıyor. Keşke prens vaktiyle onu gece değil de gündüz uyandırsaydı. O zaman gündüzleri böyle uyumazdı. Tabii ya. Ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Hemen gidip prensi bulmalıyız. Dinleyin prensim. Prensesi gece uyandırdığınız için o da geceleri uyanık duruyor. Şimdi eşinizi gündüz vakti uyandırırsanız belki gündüzleri hiç uyumaz. Aklınla bin yaşa Damlacığım. Ama acele etseniz iyi olur sevgili prens. Pekala. Uyan prensesim. Bir. İki. Üç. Saat oldu. İşe yaramadı. Hala. Yaşasın. Yaşasın. Yok hayır. Sen prensim değilsin. Buradayım prensesim. Hey, prensese bakın ne kadar güzel, ne kadar da şık değil mi? Ne kadar da şık değil mi? Başlasın! Senin odanda kendi kraliyet balomuzu yapamaz mıyız Damla? Yaparız tabii. Ay. Sen de bizimle dans etsene Tuba. Kraliyet balosundaysanız vals yapmanız gerekirdi. Ama ara sıra değişiklik yapmak iyi olabilir. İşte bakın, odayı dansçılar doldurmuş. Babacığım, az önce pembe bir şatoya gittik ve uyuyan bir prensesi uyandırarak onu baloya hazırladık. Bundan böyle gündüzleri hiç uyumayacak. Biz de şimdi kendi balomuzda dans ediyoruz. Çok güzel. Bugünkü dans kursunuz için şimdiden ısınmışsınız. Hadi gelin, kursa geç kalmayalım. Bazen değişiklik yapmak eğlenceli olabilir havuç kafa. Ama bu dünyada değişmeyecek tek şey sana olan kocaman sevgimdir.
pizza partisi. Yıldızlar, yıldızlar, parlak parlak yıldızlar. Ayımla yıldızlarım nasıl olmuş havuç kafa? Bayıldım Damlacığım, çok güzel bir resim. Ben de güneşli bir gün yapıyorum Damla. İçinde rengarenk çiçekler olacak. Ben de büyük bir kamyon çiziyorum. Yanına bir de küçük kurbağa koyacağım. Oo, ben çok güzel kurbağa çiziyorum Berk. İstersen ben yapayım. Resmim mahvoldu. Hayır. Belki kurtarabilirsin, üzülme. Hayır, bu mümkün değil. Resmim mahvoldu. Giyinmece oynama zamanı. Bu oyun giyinmece. Oynarız gündüz gece. Dönüşürüz her şeye. Dansçı doktor periye. Bence bugün ressam olacağız. Ya da belki birer şoför. Hayır. Bugün hepimiz aşçı olacağız. Aşçı mı? Bu oyun giyinmece. En sevdiğimiz oyun bu. Yemek yapmayı severim. Dünyanın en güzel peyniri sandviçini ben yaparım. Çalışacağımız restoran burası olmalı. Hadi o zaman gelin bir şeyler pişirelim. Şu işe bakın. Bugün burada bir kutlama yapılacak gibi görünüyor. Kusura bakmayın. Bugün kapalıyız. Belediye başkanı ve eşi için yemek vereceğiz. Aa! Olamaz. O peçeteleri katlamak için çok özenmiştim. Şimdi yeni baştan başlayacağım. Üzülme. Biz sana yardım ederiz. Olmaz. Siz yapamazsınız. O peçeteler bugünkü konuklarımız için çok düzgün katlanmalı. Böyle nasıllar olmuş mu? Çok güzel. Aa, bir dakika. Peçeteler uçamaz ki. Benim dünyamda uçabilirler. Yardımınız için teşekkür ederim. Ama size yemek servisi yapamam. Belediye başkanı ve eşi her an gelebilir. Biz buraya yemek yemeye gelmedik garson penguen. Biz yemek yapmaya geldik. Aa, tabii ya. Sizler aşçısınız. Aşçı başımız Vak Vak bu işe çok sevinecek. Bütün gece çalışıp yemekler hazırladı. Zavallıcık çok yoruldu. Hay aksi, meyve tabağı içeride kaldı. Unutmuşum. Bugün her şey kusursuz olmalı. Kusursuz. Burada kimseyi göremiyorum Damla. Şef Vak Vak, burada mısınız? Burada mısınız? Şef Vak Vak, neredesiniz? Benimle gelin. Şef Vak Vak'ı arayacağımıza bırakalım da o bizi bulsun. Neyse, sonunda meyve tabağını bulabildim. Oy, Hayır. Yakaladım. Olamaz. Kaçın. Duramıyorum. Her şey çok kötü gidiyor. Harika. El birliğiyle çok güzel bir meyve tabağı hazırladınız. Sağ olun. Rica ederiz. Çok güzel bir şey yaptık. Bu işi gerçekten biliyormuşuz. Başka ne yapabiliriz? Şimdi onu düşünüyorum. Siz de kimsiniz? Buraya nereden geldiniz? Size yardım etmeye geldik Şef Vak Vak. Çok güzel. Biraz yardıma hiç hayır demem. Bütün gece yemek yaptım. Şimdi 5 dakika kestireyim demiştim ama ekmek hamurum hiç kabarmamış. Sorun nedir Şef Vak Vak? Bunun kocaman şişkin bir top olması gerekiyordu ama hiç olmamış. Ne yapacağım ben? Güzelim yemek mahvolacak.
Nerede hata yaptım? Ben nerede hata yaptım? Bazen annem ekmek yaparken ona yardım ederim. Ve bana hamur yapmanın 6 aşamasını küçük bir şarkıyla öğretti. Bir kaseye koy suyu. Sonra ekle ununu. Biraz da yağ koymayı sakın unutma ve başlıyoruz yapmaya. Birazcık şeker ekliyoruz. Bir kaşık da tuz. Mayamızı unutmuyoruz ve ekmeğimizi hazırlıyoruz. Bravo! Bu şarkıyı daha önce hiç duymamıştım. Bayıldım. Teşekkür ederim Şef Vakvak. Nerede yanlış yaptığınızı anlayabildiniz mi? Bilmem. Durun bir düşüneyim. Bir, evet kaseye su koydum. İki, ununu da ekledim. Üç, yağ. Dört, şeker. Beş, tuz. Altı, maya koymayı unuttum. Maya olmadan hamur kabarmaz ki. Krep hamuru gibi böyle incecik bir şey olur. Üzülmeyin. Herkes ara sıra hata yapabilir. Şimdi biz el birliğiyle bütün malzemeleri koyup güzel bir hamur yaparız. Biliyorum. Teşekkür ederim. Nefis bir ekmek yapacağınızdan eminim. Hiç şüphem yok. Ama yine de bugünkü yemeği yetiştiremeyiz. Böyle bir günde nasıl böyle bir hata yaparım? En iyisi ben bu işi bırakayım artık. Pes etmeyin. Belki bir çaresini buluruz. Nasıl? İçinde maya olmayan bir hamuru kabartamazsınız ki. Biz de o zaman ekmek yerine başka bir şey yaparız. Yani kabarması gerekmeyen bir şey. Kabarması gerekmeyen bir şey mi? Ne olabilir? Pizza! Karar verildi. Şimdi belediye başkanı ile eşine çok özel ve çok lezzetli bir pizza yapıyoruz. Önce hamuru yayalım. Yassı ve yuvarlak yapalım. Domates sosunu koyalım. Lap 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 lap. Rendelenmiş kaçar peyniri. Unutmayın tozu biberi. Sonra lezzet versin diye ekliyoruz taze sebze. Geldik son aşamaya. Pizzayı koyalım fırına. Pişince çıkaralım ve götürelim sofraya. Çok heyecanlandım çocuklar. Pizzamız hazır olmak üzere. Nefis kokular geliyor. Geldiler. Belediye başkanı ve eşi geldiler. Buradalar. Ay! Olamaz. Ay. Yine mi? Düştüm. Sorun değil. Konukları ben karşılarım. Siz pizzayı çıkarıp sofraya getirin. Hoş geldiniz Sayın Belediye Başkanı ve değerli eşi. Burası ne kadar da şirin bir restoran. Evet, bence de. Buyurun lütfen. Şöyle alayım sizleri. Teşekkür ederiz. Garsonumuz da çok sevimliymiş. Yemeğiniz hazır efendim. Ne kadar sevimli aşçılar. Pizza. Pizza. Hadi getirin hemen. Pizza tek kelimeyle enfes olmuş. Evet, bence de. Aşçılarımızı tebrik ederiz. Beğendiler. Felakette sonuçlanabilecek bir hatayı büyük bir başarıya çevirerek günü kurtardınız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim çocuklar. Meyve tabağını unutmayın. Çok güzel bir maceraydı. Evet, Şef Vakvak da çok tatlıydı. Bak Danlı, resmimi kurtarmanın bir yolunu buldum. Dökülen gri boyayla güneşli gökyüzünü geceye çevirdim. Resmin çok güzel olmuş Didem. Evet, bence de. Anneciğim. Küçük ressamlarım nasılmış bakalım? Harika bir gün geçirdik anne. Didem güneşli resmine gri boya dökünce onu gece manzarasına çevirdi. Ayrıca belediye başkanı ve eşi için yemek yapan aşçıbaşıyla pizza yaptık. Pizza mı? Pizzayı çok severim. Ne dersiniz, mutfağa gidip yapalım mı? Yaşasın! Hadi o zaman gelin bakalım. Bugün hep birlikte çok özel bir pizza yaptık Havuç Kafa. Tabii konuklarımız da çok özeldi.
Ama bu dünyadaki hiçbir şey senden daha özel olamaz.